Şengül ben, Şengül Aydın. Videoma hoş geldiniz. Kitap yorumu. Sabır Allah. Siz de görün. Tess Garrison, Yörünge, Mart yayınları. 25 TL'ye aldım, almadım. Hediye geldi. Bunu sonra anlatacağım. New York Times bestseller. Normalde katiller birbirini öldürenler polisiye gerilim. Biliyorsunuz çok sevdiğim bir yazardır kendileri. Tess abla. Çok seviyorum. Ondan sonra kalın da bir kitap. Öyle böyle değil. 510 sayfa falan. Ama çiçekler çiçekler. Ama bir çırpıda okuyorsunuz. Ben bunu nasıl videosunu daha önceden çekmeliydim. Ama son 100 sayfa okumadığımı fark ettim. O yüzden çekemedim. Bugüne nasip oldu. Neyse. Geç olsun güç olmasın. Bunda uzayda geçiyor bu kitabımız. Çok ilginç. Bununla ilgili bayağı araştırma yapmış. Süreci de zaten ön sayfada teşekkür notları olarak belirtmiş. Kimera diye bir virüs var. Virüsün ne olduğunu zaten anlamaları zaman alıyor. Bir uzay istasyonu var. Bunlar bilim insanı. Roketle fırlatılıyor. Hani işte Rusya'dan insanlar var, Çin'den var, Amerika'dan var, bilmem neden, oradan buradan. Hani çok uluslu bir uzay istasyonu. Uzay istasyonunda bu virüs bir bulaşıyor. İlk o Çinli olana ya da Japon neyse. Ondan sonra adam bu korkunç bir ölüm. Sonra daha ne olduğunu anlamadım. Aslında farede başlıyor bu iş. Farede, fareden sonra ona derken hepsi ölüyor. Sonra geriye getirmek istiyorlar işte NASA, bu bilim insanlarını. Beyaz Saray olaya el koyuyor. Biyolojik silah, biyolojik terör diye. Gelemez bunlar diyorlar. Ondan sonra milleti ölüme terk ediyor. O kadar kötü ki, o kadar yani hayatın acımasız gerçek yüzü. Bunun sineması da çok güzel olur ha. Feci, çok güzel olur ben söyleyeyim. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten güzel bir kitap. Sonra Emma Watson var. Bir de kocası Jack. Bunlar boşanacaklar. Ama niye boşanacaklarını bile hatırlamıyorlar ama boşanacaklar. İkisi de doktor. Jack bir şeyi geçemiyor böbrek taşından dolayı. Sınavı geçemiyor ve NASA'dan uzaklaştırılıyor. Ya askıya alınıyor, hiç uçamayacak. Hiç uzaya çıkamayacak. Ani bir durum gelişiyor işte bu adamın ölmesiyle ilgili. Daha doğrusu o Çinli olan Kinochi miydi neydi? O değil. Ondan önceki doktorun karısı bir trafik kazası geçiriyor. Ölüyor. Yoğun bakımda. Jack bunu yakalıyor. Tedavisini yapıyor. Hani buluyor. Tedavisini yapıyor. Ondan sonra o adama haber vermeleri gerekiyor. Adam da uzayda, uzay istasyonunda 4 ay mı ne kalmış. Ondan sonra apar topar iniyor. O inince orada bir doktor boşluğu oluyor. Emma Hanım'ı yolluyorlar. Hanımefendi de Jack'le boşanıyor. Ama yani boşan marifesindeler. Ama seviyor, sevdiğini söyleyemiyor. Adam da seviyor, sevdiğini söyleyemiyor. Tam boşanacağız, boşanacağız. Attın mı imzayı? Artık gelince atarım, kusura bakma diyor falan bu. İşte Jack bu kızın peşinden gidiyor fırlatma yerine. Yetişemiyor bu kız gidiyor işte özel mesaj yolluyor bir şey. Derken orada o virüsten haberleri yok bunların. Şimdiye kadar haberleri yok. Emma gittikten sonra Kinoç hastalanıyor. Hastalığını takip ediyor ama hastalık çok hızlı ilerliyor. Adam böyle korkunç bir ölüm ya. Cesedi torbası böyle şişiyor patlıyor böyle vıcık diye böyle patates püresi gibi. Ama o kadar detaylı anlatmış ki. Kimera diye bir virüs. Bu uzaydan geliyor. Uzaydan geliyor. Denizaltı uzaya yollanan araştırmalarda kullanılan bir denizaltında bir şey oluyor, bulaşıyor bunlara. Neyse. Virüs şu, kimin vücuduna gelirse işte neyin vücuduna, onun DNA'sını kodluyor, ona benziyor. Benzerken de onu emiyor içten, şey yiyor. İşte önce bir kurbağaya bulaşmış, kurbağa virüsü var. Amfibiye bulaşmış, o amfibi. Ne olduğunu biliyorum ama söylemem aramızda. Amfibi bilmiyor musun? Ha, çok saçma, çok cahilsin. Anlatmayayım, kendin araştır da sayemde bir şey öğren. Neyse, öğrenince de alta yoruma yaz da bakayım doğru mu öğrendin. Saçma. Sonra insana bulaşıyor ve insan genini alıyor. Ondan sonra bunun süreci, ama süreç çok acılı ya. O ölüyor. İstasyonda herkes ölüyor. Birbirini kurtarmaya çalışan o Diana yazık. O işte onun sevgilisi Greg. Ay Allah'ım sen bilirsin nasıl bir ölüm. Hepsi, ama ölümü o kadar
acı işlemiş ki kadın böyle oluyor. Yani üzülüyorsun, bir de o ölümün iğrençliği, böyle o sümüksü haller, o böyle yani oluyorsun. Mide bulandırıcı falan. Aa, ya da işte diyorsun ki gelme gelme, bulaştı falan böyle. Yaman çok güzel hissettirmiş. Güzel güzel, çok güzel. Ondan sonra o Jack karısı için neler neler yapmadı işte. Erkekler, bazılarınız çok Jack'siniz. Keşke bir Jack olsanız filan diye. Jack ekolünü başlatıyorum. Jack. Sen de bir Jack misin filan diye. Jack gidecek. Neyse. Sonra bunlar bir de burada bir ara bir yerde böyle küçük modüler üreten, böyle hani balon, uzaya fırlatılan bir şeyler üreten, küçük uzay araçları üreten bir firmadan bahsetti, geçti. Dedim ki bunu buraya nasıl bağlayacak acaba? Bir başarısız iş adamı profil çiziyorlardı orada, ama orada bir umut olmalı değil mi? Onu şey yaptığına göre kitaba boşuna almaz yani. Neyse, kitabın sonunda şey yaptı işte. Jack'i o bir pilot ve 300 kiloluk kargo, ne diyeyim, roket ile, küçük roketle kadının yanına yolladı ve bunlar araştırdılar araştırdılar onu. Yok etmenin biyolojik bir yolunu buldular. Denemeye değer dediler. Adam git, yani şey, beddua gibi bir uçuşa çıktı. Gidişin olsun da dönüşün olmasın. Öyle derler bizim burada, biliyor musun? Bizim burada değil de işte Erzurum tarafında öyle derler. Mesela birine beddua edecek, sevmediğin biri gidiyor, tamam mı? Git, gidişin olsun da dönüşün olmasın. Gibi. Adam böyle bir uçuş seçti. Gidişi var, dönüşü yok. Tek yönlü bilet. Neyse. Ya karısıyla uzayda ölecek ya da kurtarıp dönecek. Kurtarıp döndü velhasıl. İşte araya Beyaz Saray girdi. İşte biyolojik terör. İşte Savunma Bakanlığı. Gizli belgeler. Bilmem neler. Aman Allah'ım. Çok güzel bir kurgu olmuş. Beğendim, bayıldım, sevdim. Kitapta kahramanlar var. Gerçek kahramanlar. Ve farklı bir dünya. Bilim yani. Bilim önemli bir şey. Çok önemli. Bir de uzay. Hepimizin hayali değil miydi çocukken? Roketle şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Bir daha düşmek lazım demek ki. Yani güzel güzel, çok güzel. Tezkeresin Yörünge. Kesinlikle kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Okuyun. Bu kadının her şeyini okuyun bence. Ben bakacağım zaten. O bilgisayara yazmıştım ya işte. Şu var, bu var, bilmem ne. Bundan sonra bunun olmayan kitaplarını da siparişini vereceğim. Kadının serisini tamamlamış olacağım. Olmazsa olmazım. Bir sürü okunacak kitabım var ama hayırlısı bir kitap aç gözlüğü. Bu bir hastalıkmış. Adı da vardı, unuttum. Peki bu kitabı nasıl aldım? Ona gelince. Facebook'ta bir gruba üyeyim ben. İsmini vereyim mi? Vereyim mi? Vermeyeyim. Vereyim ya. Tabii ki vereyim. Faydalanın. Kitap Denizi diye bir grup. Cansel Kıraç yöneticisiydi. Bir bayan daha var ama Cansel diye esas. Neyse. Bunlar altın günü gibi kitap günü yaptılar. Ben de o günlerden birine üyeyim. Ayda bir birbirimize kitap alıyoruz. Ocak ayı benimdi. Ben listeyi işte aralığın sonunda yayınladım. Verdim bunlara. Yeni yıldan da sonra daha doğrusu verdim. Onlar işte, herkes söylüyor. Ben şunu alabilirim. Ben bunu alabilirim. Şunu aldım. Bunu aldım. Adreslerimizi yazıyoruz. Telefonumuzu veriyoruz. Ondan sonra kargo ücreti kendimize ait olmak üzere her ay ödüyoruz, gönderiyoruz kitabı. İşte kitapların ücreti belli. 25 TL'ye kadar karar vermiştik. Biz önce 20'ydi, sonra 25 oldu. Çünkü 20 liraya kitap bulmak çok zorlaştı artık, biliyorsunuz. 25 TL'ye çıktı neyse. Öyle bir kitap almıştım. İşte Ocak ayında bana 8 tane kitap geldi. Çok kıymetli. Güzel. Kitap seven insanlar için kıymetli yani, güzel. Benim için de çok kıymetli, çok güzel. Öyle. Tavsiye ederim. Böyle üye olabilirsiniz. İşte kitap günleri kurabilirsiniz kendi gruplarınızda. Olabilir. Kendiniz başlatabilirsiniz. Biz böyle denk geldi olduk. Siz kendiniz de ait olduğunuz gruplarda böyle bir şey paylaşabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Kitabımız da böyle. Okuyan varsa yorumunu yapabilir. Ondan sonra benim bir kanalım var, biliyor musunuz? Ona abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda ben çok seviniyorum çünkü. Sayım giderek artıyor. En son 117 idi. Şimdi kaç bilmiyorum. Öyle bol kitaplı günler diliyorum. Bir de mesela şey söyleyeceğim bir de bununla ilgili. Çocuklar uzayı çok merak ediyor ya. Bununla ilgili şeyin, TÜBİTAK'ın 7 yaş üstü için şey var. Seri var. Bir serisi var. Yanımda yok, ha gösteremem, ama uzay konulu bir kitabı var bunun. Ana sınıfı çağındaki çocuklara da anlatabilirsiniz. Hem resimli hem bilgili.
Gerçekten çok işe yarıyor. Uzay. Öğretmek lazım ya. Uzayı öğretmek. Amfibiyi öğretmek lazım. Amfibi bilmek önemli. Bilmiyor musunuz? Ben şimdi size buradan birkaç tane terim patlatacağım. Bulamam bile ay nerede olduğunu. Neyse işte. Bol amfibilik günler diliyorum. Tezkeresin yörünge. Severek okuyoruz ailecek. Kendinize çok iyi bakın. Videomu da beğenin lütfen. Teşekkür ederim.